Arkadaşlar merhabalar. Geçen günlerde sosyal medyada paylaştığım 15 tane sorunun detaylı çözümünü yapacağım. Ee, soruları da ayrıca pdf olarak sizinle paylaşacağım. Şimdi ilk sorumuzda, bağlaç sorumuzda önce seçeneklere bakarak başlayalım. Seçeneklerde aynı anlama gelen, aynı işlevi olan, birbirlerini eleyebilecek bağlaçlar var mı? Evet var. Baktığınızda until kadar ve before önce bu iki seçenek, birbirlerini elerler. ÖSYM bunları seçeneklerde birlikte verir ve elemenizi isterler arkadaşlar. Şimdi Ezle because'u da elesek mi diye düşünmüş olabilirsiniz. Ezle because hiçbir zaman birbirini elemez arkadaşlar. Bu konuda eksi olan arkadaşlar YouTube'a gidip Ez'in karşısında ezilmeyin diye yazarsanız Bununla ilgili çok detaylı bir kullanım var. Detaylı bir video var. Çünkü ez'in Yaklaşık 12 tane 13 tane kullanımı var. Because ise bir tane. Çünkü için anlamda kullandığımız bir ifade. Yani biz because ile ez arasında kaldığımızda Her zaman ez'i seçeriz bu yüzden arkadaşlar. Şimdi cümleye bir bakalım. Avcı toplayıcılar prehistoric, tarih öncesi nomadik göçevi gruplarda nasıl gruplar? Dead spot cümlesi tanımlıyor. Harness faydalanmışlar, ateşin kullanımından faydalanmışlar, yararlanmışlar. Intricate kelimesi arkadaşlar kompleks, gelişmiş, karmaşık anlamındadır. Gelişmiş bir bitki yaşamı bilgisi geliştirmişler, oluşturmuşlar ve rafine etmişler. Yani geliştirmişler, iyi bir hale getirmişler. teknolojiyi avlanma ve domestic purposes demiş. Yani ev amaçları için teknolojiyi avlanma ve ev amaçları için rafine etmişler, geliştirmişler. Buraya kadar baktığınızda arkadaşlar burada bir artı ifadesi var. Tabi detin içine bakıyorum. Bu iki ifade detin içinde gelen ifadeler. Sadece onlar... Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'ya ve ötesine yayıldılar diye bir ifade var. Baktığımızda herhangi bir zıtlık söz konusu değil olduğu eliyorum. Ezle bir koz arasında kaldık. Burada dıkça dikçe anlamında eze gidiyoruz. Burada bir koz olmaz. Yani çünkü onlar Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'ya ve ötesine yayıldılar değil. Onlar Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'ya ve ötesine yayıldıkça ateşin kullanımından faydalandılar. Bitki yaşamıyla ilgili detaylı bilgiler geliştirdiler. Ve avlanma ve ev amaçları için, evsel amaçlar için teknolojiyi geliştirdiler. Bunu yaptıkça, yayıldıkça bunu yaptılar diyeceğiz. Dıkça, dikçe anlamında eze gidiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz bir TENS sorusu arkadaşlar. Soruyu çözerken ilk yapmamız gereken şey BAT'tan cümleyi ayırdık. Cümleleri ayırdık çünkü BAT'ın solu ve sağı farklı TENS'lerde olabilir. Şimdi solda antibiyotikler etkililiğini kaybediyor diye bir ifade var. Baktığınızda burada bir past ifade yok. Önce deniz ziyaretim yani diğer seçenekler present ve future yapılar bekliyor. Sağ tarafta bir TENS yok. Bir ne var arkadaşlar? gerund infinitif başlığı var. Wait arkasından to infinitif mi alır yoksa verb ing mi alır? Burada biraz kulağınıza güvenmeniz lazım. Çok okuma yapıyorsanız hangisiyle devam edeceği konusunda bir hissiyatınız oluşur. Şimdi wait arkasından to infinitif isteyen bir fiil. Yani bu durumda arkasından to infinitif almayan yapıları eleyeceğim. Burada Bursa'yı eleyeceğim arkadaşlar. Diğer seçenekler Adana, Ceyhan ve Edirne seçenekleri bekliyor. Şimdi e, ee, dünyanın suları yeni ilaçlarla dolu olabilir. Nasıl ilaçlarla? Keşfetmeyi bekleyen ilaçlar mı? Yoksa keşfedilmeyi bekleyen ilaçlar mı? Keşfedilmeyi bekleyen ilaçlar bunlar. O yüzden aktif değil, pasif bir yapıya gitmem gerekiyor. Adana aktif bir yapı. de aktif bir yapıdır. Bu da eğlenir. Cevabımız Ceyhan olur. Yani antibiyotikler hastalıklara karşı etkililiğini kaybediyorlar. Ama dünyanın suları, yeni ilaçlarla dolu olabilir. Nasıl ilaçlar? İşte keşfedilmek için bekleyen. Bu anlamda waiting to be discovered'a gideceğiz. Biraz kulağa güvenmek gerekiyor bu anlamda. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar. E, kulağımıza daha seyrek kullanılan bağlaçları oturtabiliyor muyuz? Ona bakalım. Şimdi e, 1980'lerde laptoplar ortaya çıkmasına rağmen ilk olarak kamebaat ortaya çıkmak önemli bir phrasal verb. 2005'e kadar bu bir kalıptı. It wasn't until sonra bir tarih geliyor. Sonra detten sonra gelen cümlenin içini verb 2 yapıyoruz arkadaşlar. 2005'e kadar onlar laptoplar arkadaşlar desktop'ları geçmediler. Arkadaşlar overtake sollamak, geçmek. Yani 2005 ve sonrasında geçmişler demek istiyor. Şimdi laptoplar 1980'lerde ortaya çıkmasına rağmen 2005'e kadar onlar desktop'ları, masaüstü bilgisayarları geçmediler. Satışlar yoluyla geçmediler olmaz. Satışlar durumunda geçmediler olmaz. In case of bir durumu anlatır. Diğer cümlede bir tedbir ararız biz. Satışların yerine desktopları geçmediler olmaz. Along with ile birlikte yanı sıra demektir. Satışlar ile birlikte geçmediler olmaz. Satışlar açısından, satışlar açısından Laptoplar 2005'e kadar desktop masaüstü bilgisayarlara geçmemişlerdi. 2005'ten sonra geçmişler in terms of açısından. By means of yoluyla vasıtasıyla in case of durumunda instead of yerine along with, with ile birlikte yanı sıra demektir arkadaşlar. Arkadaşlar iki boşluklu sorularda hep çözüm stratejimiz şu. Her iki boşluktan sonra ne gelmiş diye bakalım. Burada bir noun var, burada da pronoun, bir şahıs zamiri var arkadaşlar. Şimdi baktığımızda seçeneklere bir gidelim. Soğudet yapı olarak nasıl bir yapı? Soğudan sonra bir sıfat ya da zarf geliyor. Onu da şuraya not olarak yazalım. Soğudan sonra bir ejektif ya da adverb geliyor. Sonra detten sonra s artı v artı o tam cümle geliyor. Şimdi burada dikkat ederseniz böyle bir yapı yok. Yani soğudan sonra bir sıfat zarf, detten sonra s ve o tam cümle yok. Bir de sağ tarafta gerçekten tam bir cümle var mı? They were at the start of the millennium. Onlar millennium'un başında Favor'ün devamında bir isim gelmesi lazım. Yani burada bir cümle yok. Sizi yanıltabilir. Öznesi var, yüklemi var. Ama nesnesi yok. Yani onlar milenyumun başında neydiler? Olmuyor. Hani so many, so much, so few, so little, that save o yapısı var. Bu oluyor mu? Ama many, so olmaz. Hani so many people filan dese düşünürüz de many, so people diye bir yapı yok. Ezez kalıbı ortaya bir sıfat zarf alır. Ortada böyle bir sıfat zarf yok. Kadar anlamındadır. Saçtan sonra bir sıfat artı isim. Ardından del o cümle ya da such a point such an extent del o yapısı gelip böyle bir yapı yok. and için paralel yapı noun pronoun ve more than yapısı var. Bakalım. Many more people are online today. Bugün çok daha fazla insan online'dir. Neyden? Milenyumun başında olduğundan yani bin yılın başında olduğundan bugün çok daha fazla insan online'dır. Ne yapıyor? Bir karşılaştırma yapıyor. Günümüzde geçmişi kıyaslamış. Many both people gibi anlamsız bir ifade olur. Bir de paralel bir yapı söz konusu değil zaten. Buradan Denizli'ye gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar restatement soruları başımızın belası. Şimdi çözüm stratejimiz ne? Soru kökündeki miktar ifadesi, sıfatı, zarfı, models'a çiziyoruz. Seçenekte karşılığı var mı diye bakıyoruz. 2. Seçenekteki miktar ifadesi, sıfat, zarf, models soru kökünde var mı diye bakıyoruz. Zıtlık bağlaçlarını eşleştirme yapıyoruz. Unutmayın aradığımız şey yakın anlam, yani best answer, en yakın anlamlı cümleyi arıyoruz. Yani aynısı olmak zorunda değil. Şimdi ne diyor? Oldo, zıtlık bağlayıcı eşleştirmesi istiyorum. Baktığınızda zıtlık bağlayıcı eşleştirmesi, şurada bat var. Ee, şurada var mı? While var. Şurada geçiyor. Şurada var mı? Ceyhan'da yok gözükmüyor. Şurada var. Ve şurada var. Sadece Ceyhan'da gözükmüyor. Şimdi hiçbir ilaç yok. Doğrudan reçete edilen, doğrudan yazılan hiçbir ilaç yok öfke kontrolü için. Böyle olmasına rağmen bazı ilaç terapilerinin faydalı etkileri var altta yatan ruh hali bozukluklarının tedavi edilmesini olduğu istiyorum. Hiçbir doğrudan ilaç yok. Bazı ilaç tedavileri faydalı olabilir. Şimdi ilaç terapisi faydalı olabilir. Bazı ilaç terapilerinin faydalı etkileri vardır demek. ilaç terapisi faydalı olabilir demektir. Yani bu some drug beneficial can be helpful ile doğrudan eşleşir. Altta yatan ruh hali bozukluklarını ele almakta, baş etmekte, adres baş etmek anlamımız var. But ama şu anda özellikle indicate for tavsiye etmek, tavsiye edilen yani reçete edilen yazılan bir ilaç çok Adana gayet temiz gözüküyor. Hocam currently bulamadım. Kıymetli arkadaşlar there are no medication. Hiçbir ilaç yok. Şu anda ilaç yok ifadesiyle eşleşir. Bir sıkıntı yaratmaz. Adana'yı bekletelim. Bursa'da bazı ilaç terapisi güzel. Özellikle öfke yönetimi için tavsiye edilmez iken Tamam. Burada not directly prescribed'e gitse certainly ifadesi, will ifadesi yanlış. Kesinlikle faydalı olacak diye keskin bir ifade bulamazsınız. Bunu buradan eleyelim. Şimdi Ceyhan'da belirli ilaç terapisi özellikle öfke kontrolü için yazılanlar gibi etkili olabilirler ifadesi. Kötü bir seçenek değil. Sorun şu. Böyle bir ilaç yoktur ifadesi yok bu seçenekte. Yani Ceyhan eksik bir seçenek. Bir, iki, zıtlık bağlacı yok. Bu yüzden direkt elenir. Denizli'de İlaç terapisi genellikle pozitif etkisi olur. Buradaki OFU'nun karşılığı yok. Genellikle etkisi, pozitif etkisi vardır diyemezsiniz. O yüzden bu kısımdan edeceğim. İkinci kısımda bir sıkıntı yok. Hiçbir ilaç özellikle yoktur diyor. Hiçbir özel, e, ilaç özellikle yoktur. Tamam ama birçok reçete tedavisi, birçok ilaç tedavisi dediniz bu da gitti. Çünkü birçok ifadesinin karşılığı yok. Miktar ifadelerine dikkat edin. MHP'de sıkıntı yok. Bu arada Adana'daki bu specifically özellikle öfke yönetimi için önerilmez demiş. Önerilen bir ilaç yoktur. Buradaki specifically ile directly eşleşir birbirleri. Özellikle doğrudan bunun için yazılan ifadesine herhangi bir, herhangi bir sıkıntı yok. Adana cevabımız olacak. Bir cümle tamamlama sorusu da olarak karşımıza gelebilirdi. Bağlan sorusu olarak gelmiş. çeşitlilik kaybı is a great a challenge as climate change. İklim değişikliği kadar büyük bir sorundur. Sade ise büyük oranda daha az ilgi görmüş. Şimdi dikkat ederseniz burada iklim değişikliği kadar büyük bir sorun olduğu söylenmiş. Miktarsal ifadeye dikkat edin büyük bir sorun. Miktara dikkat edelim. Sadece büyük oranda daha az ilgi görmüş politik gündemde. Burada da bir eksi var. Bir taraf artı bir taraf eksi. So bu yüzden böylece gider. Orans ya da yoksa bir if clause bağlıcıdır. O devamında present perfect tense görmeyiz. Ne bekleriz? Present, simple present ya da present model dediğimiz işte will, may, can, could ya da işte would, could, might, were, found, would, have, were, could, have, were, might, have, were, gibi yapılar bekleriz. Olmadı. Yet ama fakat cümle ortasında kullanılıyor. Arkasından s ve o cümle gelince ama fakat anlamında kullanılıyordu. Bekliyor. Since, için, çünkü paralel bir yapı ister. Burada zıtlık var. Den beri kullanımı için since'i takip eden cümle past, diğer cümle present perfect olması gerekir. Unless ise arkadaşlar zıtlık isteyen bir yapıdır ama yani Büyük miktarda daha az ilgi almadıkça biyoçeşitlik kaybı iklim değişikliği kadar büyük bir sorundur. Anlamsız bir ifade olur. Biz ama fakat anlamında yete gideceğiz. Biyoçeşitlik kaybı iklim değişikliği kadar büyük bir sorundur, problemdir. Ama e, politik gündemde büyük oranda daha az ilgi almıştır, daha az ilgi görmüştür diyeceğiz. Arkadaşlar phrasal verb sorumuz. Sağ tarafa dikkat edelim. Şimdi antibiyotikten sonra gelen konsümtün üzerine bir verb 3 sadeleştirme var burada. İnsanlar ve hayvanlar tarafından tüketilen antibiyotikler ee, in the environment, çevre içerisinde ne yapabilir? Çok sayıda farklı yollarla çevre içerisinde sebep olabilir. Soru şu, bring about cevap neye sebep olabilir? Olmadı. Dropout bırakmak demektir. Okulu bırakmak, sporu bırakmak, eğitimi bırakmak anlamlı bir ifade değil. End up with ya da end up in ifadesi son bulmak. Bir yerde son bulmak. Yani diyor ki insanlar ve hayvanlar tarafından tüklenen antibiyotikler çok sayıda farklı yolla çevre içerisinde son bulabilir. Çevrede son bulabilir. Oraya ulaşabilir anlamında. Olabilir. Turn down reddetmek, geri çevirmek olmaz. Depend on hani çevre içerisinde bağlıdır, bağımlıdır, güvenmektedir. Anlamsız bir ifade olabilir. Bir yerle son bulmak, bir yerde son bulmak. Buradaki bitmek anlamında değil, o noktaya ulaşmak anlamında. Buna atık su treatment işleme anlamını iyi bilin. Atık su işleme tesisi akışı, septik sızma ya da yüzey akışı ee, dahil ve çok sayıda farklı yolla çevrede son bulabilir. Çevre içerisinde son bulabilir diyeceğiz. Cevabımız Ceyhan olacak anlamın çok belirleyici olduğu bir bağlantı sorusu çözeceğiz. Cümle anlamı sorusu olarak gelirse de çok zorlayıcı bir soru olabilir. Şimdi plastik e, kirliliği bir tek yerde, tek bir yerde durmaz. Yani plastik kirliliği durmuyor bir yerde. Hareket halinde, yayılıyor anlamında kullanıyor bunu. Sade ise bütün ülkeler e, bu plastik kirliliğini kirliliğiyle baş etme, plastik kirliliğini kör, kısma, kesme, azaltma, engellemek için Yollar bulmaktan faydalanacaktır demiş. Solda bir problem var. Sağda ise bir sonuç verilmiş burada. Yani bu problemle ilgili bir sonuç. Şimdi oldu o bir okuyalım. Plastik kirliliği tek bir yerde kalmamasına rağmen bütün ülkeler plastik kirliliğini engellemeye engelleme yollar bulmaktan faydalanacak. Burada bir zıtlık yok. Anlaş cümlesi içerisinde not geçmez eledim. Eğer plastik kirliliği tek bir yerde durmazsa yayılırsa bütün ülkeler bundan faydalanır mı? Hayır, olmaz. Burada zaten paralel bir anlam buraya oturmuyor sanki. Peki sinsin because anlamına bakalım. Plastik kirliliği tek bir yerde durmadığı için bütün ülkeler plastik kirliliğiyle engelleme engelleme de yollar bulmaktan faydalanacaktır diyor. Because cevabımız olacak. Justice fiillerde benzerlik. plis, yani plastik kirli tek bir yerde durmadığı gibi şu kirlilik de tek bir yerde durmaz gibi fiillerde anlamcı bir benzerlik gerekir. Plastik kirli tek bir yerde kalmadığı için durmadığı için bütün ülkeler plastik kirliliğini engellemekte yollar bulmakta faydalanacaktır. Burada bir sebep sonuç yapısı var. Ama anlam çok belirleyici. Siz izleyen arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdi kelime sorularında artık devamında gelen preple soru çözmek güç. Çünkü ÖSYM aynı prepli çalışan kelimeleri veriyor bize. İşte baktığımızda Premium Coffee dediğimiz değerli, kıymetli kahve bugün e, nerede yetiştirilmektedir? Orta ve Güney Amerika'nın dağlarında yetiştirilmesine rağmen burada yetiştiriliyor, bugün burada yetiştiriliyor. Böyle olmasına rağmen kahve ağacı Etiyopya'ya nedir? Responsive hassas duyarlı demektir. Olmaz. Ama Etiyopya'nın yerlisidir. Yani kökeni burasıdır. Buranın yerlisidir. Olur. Devoted to kendini adamış. Imminent an meselesi eli kulağında. Edible yenilebilir. Yiyecek için kullanabiliriz bunu. Yenilebilir kahve ağacı. Etiyopya'nın yerlisidir. Oradaki yerli bir bitkidir anlamında kullandık. Cevabımız Bursa oldu. Bir başka bağlaç sorumuz arkadaşlar. Şimdi e, genetik mühendislik interfere with müdahale ediyor arkadaşlar. E, kalıtım sürecine kalıtım süreçlerine müdahale ediyor ve değiştirebilir genetik yapısını e, bizim kendi türümüzün genetik yapısını değiştirebilir. Burada e, olumlu mu olumsuz mu diye düşündüğünüzde burada bir müdahale olması biraz sıkıntılı. Genetik yapının değiştiriliyor olması yine biraz sıkıntı arkadaşlar bir türün genetik yapısını değiştiriyorsunuz. Aslında burası bir eksi ifadesi. Sadece çok kaygı endişe var. Bu ramification kelimesini iyi bilelim. Etki sonuç demektir. Böyle bir güç, burada böyle güç dedi. Genetik mühendisliğin kalıtım sürecine müdahale etmesi, kendi türümüzün genetik yapısını değiştirebilmesine gönderme yapıyor. Diyor ki böyle bir gücün ahlaki sonuçları, etkileri üzerine çok fazla kaygı, endişe var. Eksi eksi paralel yapı. Doğru, rağmen zıtlık bağlacı. Antil kadar zamansal bir ilişki yok. Yani genetik mühendislik buna müdahale edene kadar çok kaygı, endişe var diyemezsiniz. Unless medikçe, madıkça yani genetik mühendislik müdahale etmedikçe mi çok kaygı vardır? Olmuyor. Zaten burada bir paralellik var. Unless bizden zıtlık ister. Because sebep sonuç yapısı. Şimdi genetik mühendislik kalıtım süreçlerine müdahale ettiği için ve kendi türümüzün genetik yapısını değiştirebileceği için e, böyle bir gücün ahlaki sonuçları üzerine çok kaygı, endişe var diyeceğim. Cevabımız because olacak. In case bir durumu anlatır. Diğer cümlede tedbir alınır. Böyle bir tedbir söz konusu değil. Cevabımız denizli bir koz oldu sorduğu anket sorularında test sorularında ve denemelerde çok sık üzerinde durduğum bir şey var. Tekrar tekrar söylüyorum. Seçeneklerde aynı anlama gelen, aynı işlevi taşıyan yani ikisi de cümle alıyor, ikisi de aynı anlamda. ikisi de isim alıyor, ikisi de aynı anlamda. Bu bağlaçları birbirleriyle eleştirmeniz lazım. Mesela Adana'daki oldu even if'i eler. Hocam olduğun even if'i elemeyeceği bir yer var mı? Var. Mesela neresi? Even if'li bir cümlede İçi verb 2 diğer tarafta would varsa if yapısı olarak kullanılmış diye düşünürsünüz. Burada olduğu da olduğu ile even if elemezsiniz. Ama dikkat ederseniz her iki tarafta da present yapı var. Böyle bir durumda olduğu even if birbirlerini eler. Sonra once ve after once olur olmaz olur olmaz. Sonra anlamında kullandığımız bir ifadedir. E after da sonra bunlar birbirlerini elediler. Peki burada dikkat etmem gereken bir şey var mı? Var. Nedir o? E, once'ın cümle ortasında bir zamanlar kullanımına dikkat edelim. Once cümle ortasında kullanıldığında fiilin tersini past yapıyordu. Ama cümle başında svo cümle almışsa o zaman biz ona olur olmaz diyoruz. Bu durumda Vansı after ile eleyebilirim. Geriye bir for kaldı zaten. Yani din kelimesi görmek düşünmek demek. bir ilaç hastalar için uygun görülüyor. burada da go through geçirmek rigorous, güçlü, kuvvetli, yoğun bir test geçirmeli ve uygun cost effectiveness analizsi, yani uygun e, maliyet uygunluk analizleri geçirmeli. Bakalım bir nasıl oluyor. Bir ilaç hastaları için uygun görülmeden önce yoğun testlerden geçmelidir. Gayet güzel oldu, hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Denizi cevabımız olacak. Yine çokça yanlış yaptığınız bir soru. Şimdi burada bir yaygın varsayımdan bahsedilmiş. Ne bu yaygın varsayım? Teknolojinin sınıfta kullanımı inherently özünde doğasında her zaman bekleyeceğiniz bir zarf sorusu olsun. YDS'de yok dilde. Sınıfta teknolojinin kullanımı özünde doğasında dikkat tacir, dağıtıcı, dağıtıcılar distract, distracting ve öğrenmeye zararlıdır. Böyle bir yaygın varsayım var. Burası bir eksi. Sağa geçiyorum. Araştırma şunu göstermiş. Teknoloji aslında şuradaki actually ifadesini görüyorsunuz. Bu actually'den hemen dışarıya bir of, e, ok çekiyoruz. Ne ne yazıyoruz? Hatırlayalım. Actually, in fact, in reality, still, nevertheless, nonetheless. Bu gibi ifadeler bunlar zarftır. Burada bağlaç olarak kullanılmamışlardır. Bizi zıtlık bağlaçlarına gönderirler. Yani oldu, though, even though, despite, in spite of, for all, but, yet, however gibi çoğaltılabilir bunlar. Ne diyor? Teknoloji aslında enhance student engagement. Öğrencinin katılımını geliştirebilir ve başarısını geliştirebilir etkili bir şekilde kullanıldığında burada da bir artı var. Bir taraf eksi bir taraf artı. Şimdi by means of yoluyla vasıtasıyla bunu eleyelim. Tamam. Instead of yerine rather than den ziyade dikkatli olmak gerekir ama bunlar birbirlerinin yerlerine kullanılabilen bağlaçlardır. Ayrıldıkları yerler, nüanslar var. O yüzden bu ikisine öncelik vermedim. Unlike ile despite arasında kalmanızı beklerim. Şimdi okuduğunuzda unlike kulağınıza o kadar güzel oturur ki yani yaygın varsayımın aksine. Değerli arkadaşlar bu yaygın yaygın ee, varsayımın aksine ifadesi var ya contrary to common common Assumption. Bunu bir yazalım. Yaygın düşüncenin aksine, yaygın inancın aksine, yaygın e, düşüncenin aksine. Burada kullanabileceğiniz aksine ifadesi unlike değildir. Contrary to'dur. Arkadaşlar burada unlike kullanılmaz. Unlike nasıl kullanılır biliyor musunuz? Unlike şöyle kullanılır. Çocukların aksine yetişkinler, köpeklerin aksine kediler... Çin'in aksine Hindistan unlike bu şekilde kullanılır. Yani iki birbirleriyle karşılaştırılabilir şey için kullanırsınız. Yani buraya yaygın varsayımın aksine deyip unlike'a değil seçenekte contrary to olsaydı giderdiniz ama unlike burada olmaz. Çünkü çeviri olarak aksine diye çeviriyoruz doğru ama unlike'ın contrary to'dan ayrıldığı bir nokta var. Ortak kullanımları var. Mesela siz contrary to children adults diyebilirsiniz. Ama Unlike common assumption, unlike common belief diyemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden unlike'a gidiyorum. Despite'a gidelim. Rağmen yani t sınıfta teknolojinin kullanılmasının özünde dikkat dağıtıcı olduğu ve öğrenmeye zararlı olduğu yaygın varsayımına rağmen, bu yaygın varsayıma rağmen araştırma teknolojinin aslında öğrenci katılımını ve başarısını geliştirdiğini, göstermiştir diyelim. Instead of anlamı değil zaten yaygın varsayımın yerine yaygın varsayımdan ziyade anlama da girseniz zaten gitmeyeceksiniz. Ceyhan cevabımız olacak. E, bu sorunuzu biraz daha okumayla çözersiniz. Yani çok okuma yapıyorsanız unlike developing countries develop countries. Bu şekilde kullanılır. Yani bu kulağınızın da bunu oturması için, kulağınızın da oturması için çok okuma yapmanız gerekiyor. Burada contrary to olsaydı cevap olurdu. Yani yaygın varsayımın aksine diyebilirdik. Ama burada öyle bir seçeneğimiz yok arkadaşlar. Ceyhan diyen arkadaşları tebrik ettim. Bugünkü sorularımız hep böyle bir ders <laughs> öğreterek gidiyor. Test etmekten ziyade sanki. Şimdi kelimemiz inhabit, yaşamak fiili. Bir yerde yaşamak demek. Siz buradan bir sıfat türettiğinizde inhabitable kelimesi yaşanılabilir demektir. Bu pozitif bir ifadedir başında in var diye tuzağa düşmeyin. Bunun olumsuz hali uninhabitable şeklinde yazılır. Bu yaşamaya elverişsiz demektir. Olumsuzdur. Ama burada dikkat edin. E, yüzey koşulları diyor. Sağda Mars uzun zamandır bilim insanlarının ilgisini çekmiş. Genel toplumun ilgisini çekmiş. Dünya yakınlığından dolayı burası artı. Burasının eksi olması lazım. Despite'den dolayı. Şimdi nasıl yüzey koşullarına rağmen Mars bilim insanlarının genel toplumun ilgisini çekmiştir? inhabitable kelimesi yaşamaya elverişli demek. Yaşamaya elverişli yüzey koşullarına rağmen bilim insanları ve genel toplum ilgisini çekmiştir diyemezsiniz. Bakın uninhabitable olsaydı cevap olurdu. Kalıcı yüzey koşullarına rağmen olmaz. Indigenous yerli yaşam koşullarına rağmen olmaz. Ama inhospitable yaşamaya elverişsiz demektir. Hospitable misafirperver yaşamaya elverişli, inhospitable ise yaşamaya elverişsiz demektir. Cevabımız yaşamaya elverişsiz, yüzey koşullarına rağmen Mars uzun zamanda bilim insanları ve genel toplumun ilgisini çekmiştir. Neyden dolayı? Dünyaya yakınlığından dolayı proximity geçen yıllarda soru olarak gelmiş bir kelime yakınlık demektir. Pervisive ise yaygın demektir. Yani yaygın yüzey koşulları anlamlı bir ifade değil. Denizli'ye giden arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdi e, bağlaç sorumuz arkadaşlar. Maymunlar zeki hayvanlar ve yetenek sergilemişler. Burada öğrenmenizi istediğim bir şey var. Ability to work one. Problem çözme, communicate with each other, birbirleriyle iletişim kurma hatta alet kullanma gibi yetenekler göstermişler. Buraya bir artı verelim. Sağa geçelim. onların zeka seviyesi burada on par with kelimesini bilin eşit düzeyde demektir. bizimki ile eşit düzeyde değildir. Buradaki that ifadesi zeka seviyesini tekrar yazmamak için kullanılmış bir referans ifadesi Burada da dikkat ederseniz bir eksi ifadesi var. Burada aslında görmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Maymunlarla insanlar karşılaştırılmış. Karşılaştırmalar, kıyaslamalar, zıtlık bağlaçlarıyla yapılır. Seçeneklere baktığınızda as since için çünkü, den biri kullanımı var zaten olmaz buraya. Just as fiillerde benzerlik, anlamcı bir benzerlik gerekir. Once bir zaman bağlacı olur olmaz olmaz. As long as yaptığın sürece, ettiğin sürece hem zaman hem bir if clause bağlacı paralel bir bağlaştır. While'in iken zaman bağlayıcı kullanımını zaten biliyorsunuz. Emizar, verb, ing, was verb, ing ile kullanımı while aynı zamanda iken anlamında bir zıtlık bağlayıcıdır. Yani olduğu gibi düşünebiliriz. Maymunlar zeki hayvanlar olmalarına rağmen problem çözme, birbirleriyle iletişim kurma hatta alet kullanma yeteneği göstermiş olmalarına rağmen onların zeka seviyeleri insanın zeka seviyesiyle eşit düzeyde değildir diyeceğiz. İken anlamında while cevabımız olacak. Tehlikeli bir tense sorusu. Battan kestim. Şimdi İnternet araştırmacılar ve akademisyenler için bilgi paylaşmak için bir yol olarak başladı diyor. Şimdi bir şeyin ilk defa başlamasından, bir şeyin ilk defa ortaya çıkışından bahsederken evolve, gelişmek, develop gelişmek, appear ortaya çıkmak, Erase, ortaya çıkmak, emerge ortaya çıkmak, originate ortaya çıkmak, advance gelişmek, start, begin başlamak gibi fiiller past olurlar. Ama bu tarım gelişti, tarım başladı dil ortaya çıktı, dil gelişti, internet başladı, internet gelişti. Bu gibi şeyler past olurlar. Yani ben burada internetin bir yol olarak başlayabileceğiniz, başladığını söyleyeceğim. Present yapıları ediyorum. Could geçmişte kullanılır mı? Kullanılır. Nasıl kullanılır? Yeterlilik anlatmak için kullanılır. Mesela diyebilirsiniz ki antik dönemde insanlar çıplak gözle yıldızları izleyebiliyorlardı. İşte antik dönemde insanlar avcılıkta hayatta kalabiliyorlardı. Böyle bir şey olabilir ama onun dışında kult present bir yapıdır. Burada kultun past olmasını gerektirecek bir yapı yok. Might have verb 3, may have verb 3 bekliyor. May present bir yapı bekliyor. Used bekletiyorum. Sağa geçtiğimde yine dikkat ederseniz internet bir araca dönüştü evrildi diyor. Yine internetin bir araca evrildiğinden bahsediyor. Yine pas bir fiilimiz var. Evolve'umuz var. Burada head work might have verb 3 ne zaman yan yana gelir? Bir if clause yapısında. Böyle bir if clause yapısı yok. Bunu eledim. E, Edirne'nin sağ tarafı present. Bunu da buradan eleyelim. Ayrıca Edirne'nin sol tarafında internet başlardı diye bir ifade. Anlamlı bir ifade değil. Bu arada used to start olacak. Şurayı düzeltelim şöyle. Used to start diye düzelttim. Arkadaşlar bu durumda ne olur? E, Ceyhan cevabımız olur. Yani internet e, araştırmacılar ve akademisyenler için bir yol olarak başlamış olabilir bilgi paylaşmak için. Ama hızlı bir şekilde evrildi, gelişti, dönüştü. Niye dönüşmüş? E, herhangi bir kişi için erişilebilir olan bir araca dönüşmüş. Bilgisayarı ve internet bağlantısı olan bir ayetlik anlatır. Erişilebilir olan bir araca dönüşmüş, evrilmiştir diyeceğiz. Ceyhan cevabımız olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar.